güç. Hep et yemek, etle özdeşleştirile geldi ama dünya değişiyor. Hem insanların vicdanı evrim geçiriyor diyorum ben. Hem de spor teknolojisi gelişiyor. Ve spor teknolojisi geliştikçe aslında bitkisel bazlı beslenen sporcuların uzun süre performanslarını aynı şekilde, aynı düzeyde sürdürebildiklerini görüyoruz. Genellikle bu iklim krizi, sürdürülebilirlik bunlar üzerine insanlar düşününce, konuşunca, bir şeyler izleyince umutsuzluğa kapılıyor. Çünkü diyorsun ki ya o kadar felaket, o kadar büyük bir boyutta ki ben ne yapabilirim tek başıma? Öyle değil yani, böyle küçük adımlarla sen kendin böyle kendi günlük hayatında değiştirdiğin bir iki bir şeyle hakikaten çok fazla şey değiştirebiliyorsun. Mesela bitkisel bazlı beslenerek dünyayı kurtarabiliyoruz. Berna çok böyle yoğun kitesurf yapan birisi. Aslında profesyonel işi bu. Kitesurfçü. Berna ile güzel böyle bir kahvaltıda buluştuk. Şimdi hani ben daha farklı tempoda çalışan birisiyim. Hem işte işim var, işim gücüm var. Hem de bir de triatlon sporuyla uğraşıyorum hobim olarak. Ama o da böyle neredeyse böyle bir iş kadar vakit alan bir şey. Yani o da bir ikinci mesai gibi vakit alan bir antrenman. Onun için böyle Berna ile birbirimizi anladık diye düşünüyorum ben. Kahvaltı günün en önemli öğünü falan denir. Bizim kültürümüzde de kahvaltı şey önemlidir hakikaten. Böyle bitkisel bazlı peynirlerle bir kahvaltı ettik. Biraz bunun üzerine konuştuk falan. Ben şeyi seviyorum ama böyle peynirli kahvaltı, hani peynir olsun, ekmek olsun falan. Çok. Domates. Bunlar hiç fena, bunlar bayağı güzel oluyor. Domates, salatalık, biber. Üf yani. Sen burada yaşıyorsun ve şey, kite okulun var. Ablamın kite okulu var. Aynen, ben de orada eğitmenim. Sen yani kite yapıyorsun full, bütün gün. Aynen. Biraz anlatsana rutini, nasıl bir şey bilmiyorum. Yani kite sporunu herkesin bildiği kadar biliyorum, öyle söyleyeyim. Tamamen bir rüzgar sporu, kite sporu. Onun için rüzgara ihtiyacımız var. Rüzgar devam ettiği sürece ders de verebiliyoruz, kayabiliyoruz. Akyaka bütün dünyanın en iyi kite spotlarından bir tanesi. Öyleymiş. En iyi. Hele ki öğrenmek için ve ilerleyebilmek için de belki de en iyisi. Ben bir sürüsüne gittim, böyle bir şey gerçekten yok. Bütün gün sudasın ve bütün gün şey yapıyorsun ya, çalışıyorsun, antrenman yapıyorsun. Şeyi nasıl dengeliyorsun? Hani sabah kahvaltı edeceksin. Arada hiçbir şey yiyemiyorsun muhtemelen doğru düzgün. Çoğunlukla. Akşam yemeği nasıl yapıyorsun? Yani kahvaltıyı nasıl yapıyorsun? Çok erken mi edersin? Ne yaparsın? Kahvaltı bir kere günün en sevdiğim öğünü. Kahvaltısız mümkün olduğunca hiç sokağa çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü hani vücudumda bir makine ve onun da işleyebilmesi ve beni istediğim yerlere, istediğim hızda ve istediğim motivasyonla götürebilmesi için mutlaka yakıt vermem gerektiğinden ötürü. Bir sürü ağacım var, portakalım var, mandalinam var. Hop, sabah sıkıp onları mutlaka içiyorum. C vitaminimi alıyorum ve bunu herhangi bir şekilde bir vitamin takviyesiyle, kimyasal bir şekilde ya da hani bitkisel bazı dahi olsa vücuduma tam doğal olmayan bir şekilde almak yerine böyle bir şansım var. Herkesin böyle bir şansı olmuyor. Ya hep herkes şunu soruyor ya, onun için diyorum. Hani böyle biraz daha hani bitkisel bazlı besleyen insanlara ya işte proteini ne yapıyorsun? Proteini ne yapıyorsun? Hani ne bileyim ben o kadar belki tabii bunun böyle çok uzun saatler antrenman yapanlar için böyle gram gram hesaplamak böyle yapanlar da var. Evet. Hani özellikle daha böyle performanslı yarışmak isteyenler için. Ben o kadar gram gram hesap etmiyorum. Yani kilo başına işte bir gram tüketmem lazım falan yapmıyorum ama ne bileyim hani doğada olan şey de zaten oluyor. Her şeyin içerisinde protein var. Kesinlikle. Yani vücudunuzun gerekli olan ihtiyacını da mutlaka başka bir şeyden karşılayabiliyorsunuz aslında. Yani çok tutucu olmamak gerekiyor. Sadece bilmiyoruz. Bir de şöyle çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani vücut on numara bir makine. Gerçekten neye ihtiyacı varsa sana söylüyor. Sadece dinlemeyi bilmen gerekiyor. Protein alması gerektiğine ilişkin hep böyle yaygın bir kanı var. Evet. Şimdi spor yapan bir insan nasıl beslenmeli? Bitkisel beslenince ve ağır spor yapınca ciddi bir açık oluşuyor mu?
Ya aslında bu ne kadar spor yaptığınıza bağlı olarak değişiyor. Yani siz bir spor salonuna gidip işte haftanın 3 günü 1 saat spor yaptığınız zaman aslında almanız gereken protein miktarlarında öyle inanılmaz değişiklikler olmuyor. Bizim bitmek bilmeyen bir protein ihtiyacımız varmış gibi gösteriyor. Aslında hiç alakası yok bununla. Yani aslında şöyle baktığımızda günlük enerjimizin %10'u %15'i proteinlerden gelmesini öneriyoruz biz. Yani bu ne demek? Yani çok kafa karıştırmadan. Hani herkes aslında hesaplayabilir. İşte ben mesela 50 kilogram bir kadınım. Dolayısıyla benim 50 gram protein ihtiyacım var. Kilo başına 1 gram gibi düşünebiliriz. Evet. Hani bunu zaten bitkisel kaynaklı, ya şu tabaktan bile aslında ben bu proteini rahatlıkla alabilirim. Evet, bunun içerisinde yulaf var, bitkisel yulaf süt var. Evet. Ondan sonra ama muz var, işte böğürtlen var, çilek var falan aynen. filan. Fındıklar, mındıklar zaten galiba fındık zaten inanılmaz. Yani 25 gram, 30 gram neredeyse protein sağlıyor. Yani öyle ben mi? Sadece fındıkla bile hani bunu biraz daha böyle süslesem zaten protein miktarımı karşılamış oluyorum. Yani aslında miktar konusunda bizim hiçbir endişemiz yok. Bitkisel bazlı beslenme, hani söylenenin aksine. Özhan tabii hem de etik vegan, etik olarak bitkisel bazlı beslenmenin önemli olduğunu düşünüyor. Ama Özhan şeyi gösteriyor bu. Yapılabilir bir şey. Yani bitkisel bazlı beslenerek çok aktif bir hayatın olabilir ve iyi de bir sporcu olabilirsin. Günlük iş rutinini de bu insanın engellemez. Nereden başladı? Nereden başladı? Bu kadar spor, proteini nereden evet, alıyorsun? Evet. Şimdi kendi yaşam tarzıma uygun mu diye evet asıl kafalardaki soru işareti buydu. Öyle bir şey de olmadığını gördükten sonra vegan oldum ve hakikaten faydasını da gördüm yani. Ne gibi faydasını gördün? Mesela hadi kayıttan örnek vereyim. 2 saatte yoruluyorsam eskiden şimdi 3 saatte yoruluyorum. Ki yaşım da aynı oranda ilerliyor. Dayanıklılığın arttı yani. Evet. Hı. Sonra bu sporlarda kayıtta keza snowboardta yaralarım kesinlikle daha eskiye göre daha hızlı iyileşiyor. Vegan olmadan önce kan testi yaptırdım, baktırdım yani değerlerime. Çünkü öyle bir algı var ya, korktum açıkçası ben de. Şimdi beslenemezsem ne olacak, bunu takip edeyim ki hani. Ben istatistik okudum ben de. Hı. Rakamlarla hani, rakamların ödemi var yani. Ama baktım ki yaptırıyorum testleri, değerlerim eskisen daha iyi. Öyle mi? Arada. Demir vesaire, kesinlikle. Ondan sonra demir eksiği yani olmuyor. Eksiğim yoktu belki. Aha. Çok eksiğim yoktu ama ondan daha iyi durumda. Veganken değerlerin daha iyi. Evet, yani yine sağlıklıydım. Hani tamamen... Zaten sporcusun hani zaten evet. Sağlıksız hani olmazsın. Ben öyle bir vegan olmadığım için hani hiçbir şey intoleransım yoktu benim yani. Her şeyi zaten yiyebiliyordum. Vardı da aslında çok da dokunmuyor. Kızını etkiledi mi bu kararın? Etkiledi tabii ki. Ne diyor? Ben de vegan olayım. Yani şu an zorlamak istemiyorum tabii ki. Bilmiyorum ileride. Öğrenmiş olması önemli. Biliyor en azından yani. Bizden ne bir genç biliyor. Jenerasyon daha bence şey farkındalığı daha yüksek olduğunu görüyorum ben. Evet. Bir de farkındaysam çok fazla vegan ürün satılmaya başladı. Sadece yemek. İnsanın aklına hep yemek geliyor da vegan deyince bir sürü şey var yani diş fırçasından tut ve bir sürü alakasız markette falan yani. Hı hı. Hani lüks gibi düşünüyorlar. Aa, işte lüks bir şey değil aslında. Değil, çoğu zaman daha ucuz bu arada vegan ürünler çünkü maliyeti daha düşük. Evet, aslında özellikle Türkiye'de. Hindistan cevizinden bunların yapılabildiğini hiç bilmiyordum. Evet, yapılıyor. Çok hoşuma gitti. Hindistan cevizi yağını... Avokado ile dene bak üst üste koy. Aa çok iyi fikir. Tabii. Bakalım. Dendi. İzninizle elimle evet, şöyle evet, aldım. Evet, aynen. Buradan da bakalım. Nasıl? Güzel çok değil mi? Güzel yavrum. Bayağı güzel evet. İşte diyorum erimesi de güzel. Böyle evde pizza gibi falan bir şey yapmak istersen. Bir de şeyin de yardımcı oluyor tabii. Hani hakikaten yeni markaların çıkması, yeni ürünlerin çıkması olan kesinlikle, bir şey. Kesinlikle. Ya eskiden yoktu. Bilfil kendi tarımla uğraşan insanlara ulaşımınız varsa ya da işte buralarda yaşayabiliyorsanız ancak bu ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sporcuyuz, hayatımız bu şekilde aktif. Ama onun dışında iş hayatı çok aktif olan insanlar da var. O insanlar ne yapacaklar?
bizim de daha sağlıklı olana, daha iyi olana, evet, her şeye ulaşmamız çok daha kolay. Evet. Cazır cazır duman altı oturuyoruz da sanki hani ocak başına gelmişiz de orada. Evet, Erit bize çok güzel bitkisel bazlı sosisler hazırlıyor. Ve onu özel bir çedar sosu yaptı. Özel bir çedar sosu, çok güzel. Bitkisel bazlı bir çedar. Ve içinde birazcık Hindistan cevizi sütü var. Sosisi koyacağız. Karamelize soğanımız var. Eriyor mu Ferit? Eriyor mu? Bunu bir bence gösterelim. Oo bayağı. Sanki. Sünüyor mu? Bayağı şey kuymak kıvamına gelmiş. Ne içiyoruz abi biz? Ne bu? Nevşim buna pina folada diyoruz biz. Fake'ten mi geliyor? Fake'ten gelmiyor. Foam milk'ten geliyor. Yani foam milk'in fosunu aldık. Neşeli bir içkiyi değiştirdik. Kendimize göre uyarladık. Çok neşeli bir bazı var bunun. O bazın üzerine Hindistan cevizi sütü koyuyoruz, ananas koyuyoruz ve buz koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun, değil mi? Bence öyle. Neşeye neşe kattık. Aynen öyle. Aslında bitkisel sütleri sen sadece kahvaltıda veya işte ne bileyim kahveyle birlikte değil, birçok alanda yani kullanabilirsin. Ve bu ürünlerin yani kendi tatları var, kendi güzellikleri var. Doğadan geliyor. Şey bence bir avantaj. Bilmiyorum siz gıda sektörünün daha içinde falan mısınız? Yani gıda, eğlence. Saklaması da kolay ya. Saklaması. Hayvan sütünden çabuk bozuluyor, bilmem ne oluyor falan. Evet, orada insanlar genelde yanlış bir algıya sahipler. Yani bunun içinde koruyucu vardır. O yüzden işte uzun ömürlü. Hayır, değil. Aslında bunun uzun ömürlü olmasının iki sebebi var. Bir tanesi içinde olduğu sürdürülebilirlik paket. Yani ısıdan, ışıktan, zararlı olabilecek nemden koruyan o paket. İkincisi de pişirilme şekli. Yani bizim ısıl işlem dediğimiz işte belirli bir dereceye kadar çıkartıp içinde zararlı olabilecek mikroorganizmaları öldürerek korunaklı, steril hale getirilmesinden dolayı. Başka türlü ulaşılabilir olmuyor abi zaten. Bir şey soracağım. Hindistan cevizi sütü Hindistan cevizinden yapılıyor. Tamam, peynirleri neden yapıyorsunuz? Peynirleri de Hindistan cevizinden yapıyoruz. Öyle mi? Aslında Hindistan cevizi o kadar renkli ve neşeli bir meyve ki. Yani Hindistan cevizini peynirle yapıyoruz. Hindistan ceviziyle ayran yapıyoruz. Hindistan ceviziyle pina colada yapıyoruz. Yani Hindistan cevizinin yağı çok çok değerli bir yağ. Sen bayağı sevdin böyle. Neşeme neşe kattı. Biz kibar böyle bambu pipetlerle içerken. Yani çok gerçekten de çok eşsiz bir yağ. Çünkü hani rafine olmayan, işte direkt doğada bulduğun haliyle kullanabildiğin çok çok kıymetli bir yağ Hindistan cevizinin yağı. Biz de benzer şekilde aynı besin kaynaklarını kullanmaya çalışarak hayvan peynirine benzeyen ama kendi tadı olan, kendi doğası olan bir ürün yaptı. Kendi tadı var. Hayvan peynirine benzemiyor değil mi? Kesinlikle. Ama bir de şöyle bir şey var. Baskın bir tadı da yok. Yani sabah kahvaltıda yediğimiz peynirleri tekrar bir anımsadım. Ya dedim aynı şeyden gerçekten yapılıyor olabilir mi? Yani gerçekten öyle. Orada hala bir peynir tatmini alıyordum mesela. Şu anda sabahki yapılan peynirin aynı ana maddesinin bu olduğunu söylediğimde böyle bir diye düşündüm. Ya bir de tadı başka. Evet. Bir de çok ilerleyecek bu işler. Hani bir yerden başlıyoruz. Tamam, bu ürünleri yapıyoruz ama burada bitmiyor. Yani bu ürünler bizim geleceğimiz olacak. Yani çünkü bugünkü dünyada baktığın zaman yani biz kaynaklarımızı o kadar hızlı tüketiyoruz ki düşünün yani dünya nüfusu şimdi 10 milyara doğru gidiyor. Nerede duracağı belli değil. Bu kadar kaynak yok ki dünyada. Bu arada bu vegan eriyor ya peynir. Bu vegan peynir erimesi de büyük bir sorunsal da aslında. Yani uzun zamandır vegan olan bir insan için. Kesinlikle. İlk piyasaya çıkan hani dünyada da ilk piyasaya çıkan peynirler vegan peynir erimiyordu abi. Evet. Şimdi bizim peynirlerde nişasta var. Nişasta nedir? Bir çeşit karbonhidrat. Hı hı. Aslında karbonhidratların temeli nişasta. Bir arada da tutuyor. Bir arada tutuyorsun tabii. Erimesine de sen yardımcı. Sen işi biliyorsun. Aynen. Yemek yapıyoruz. Formül yaparken yemek seni çağıracağız. Aynen. Bazen hiç vegan olmayı aklından bile geçiremeyen bir insan kısıtlı bir zaman içerisinde hiçbir hayvansal gıda tüketemiyor mesela. Sağlıkla da aslında çok ilgili. Bir sürü insan için o hayvansal gıdayı tüketip de sağlığını tüketmek yerine güzel bir alternatif olması çok çok önemli bir şey. Yoktu çünkü eskiden. Sende bir istatistik var. Onu paylaşsana. Konuşuyorduk seninle. Evet. Önemli. Hani insanlar işte bu ürün meselesi. Şimdi önemli bir tane çözüm ortağımızın bir araştırmasını iyice inceledik. İnsanlar neden
tüketiyor bu ürünleri diye. Ve çok enteresan sonuçlar çıktı. Yani %48'i, yani 48-50 bandında bir kesimi tamam diyor. Bu ürünler daha sağlıklı. Hani baktığın zaman hayvansal alternatiflerine veya benzerlerine göre bu ürünler daha sağlıklı. %30 diyor ki işte tadı daha güzel. Ama %15'lerde, 13-14 gibilerde bir yüzdede de insanlar şey diyor, doğaya etkisi daha olumlu. Şunu gösteriyor bizim için. Yani o %15'lik doğa bilincini, sürdürebilirliğini, işte doğaya olan katkısını veya işte zararı azaltmayı biz %15'ten 30'a çıkardığımız zaman başarılı olmuş sayacağız kendimizi. Çünkü bunlar gerçek. Ne yiyoruz Ferit? Nedir bunlar? Vallahi çok güzel bir bitkisel bazlı sosisimiz var. Altında karamelize soğanımız var. Üzerinde bitkisel bazlı cheddarımız var. Onu koko Hindistan cevizi sütüyle iyice açtık. Üzerinde bitkisel bazlı mayonezimiz var ve ketçapımız var. Birazcık da üzerine böyle küçük bir dokunuş olsun diye frank soğanı koyduk. Bence çok güzel. Lezzetli. Harika gözüküyor. Bir deneyin. Çok ben de güzel. Şimdi arkada bir deniyorum bakalım nasıl yapmışım. Tamam. Evet. Şimdi herkes gerçek fikrini söylesin. Afiyet olsun. Yemesi zor. Evet. Peynir sıcak olabilir. Hangi güzel şey emeksiz değil? Değil, değil mi? Değil mi? Katıldı bana galiba. Sosisleri vermeyiz diyorlar yani. O da istiyor. Sosisleri şey, korumaya git. Eline sağlık Ferit. Afiyet olsun. Müthiş olmuş. Müthiş olmuş. Bir tane de torpilli deniyorum. Gerçekten çok beğenene. Bayağı güzel. Sen nasıl buldun? Ben bayağı beğendim. Hakikaten. Olmuş yani. Daha önce yemiş miydin? Yedim. Sen söyle nasıl buldun? Yani sosisten daha güzel. Gerçekten var. Evet. Yani...